Evet arkadaşlar şimdi atmaların sabit uçtan yansımasını göreceğiz. Atmalarda yansıma eğer sabit bir uca çarpıyorsak bir atmanın duvara çarptığını kabul ediyorum ve duvara çarpan atma tepe taklak olacak. Yani demek istediğim nedir? Tepe yukarı gelen bir atma, tepe aşağı, tepe aşağı gelen bir atmanın ise tepe yukarı olarak yansıdığını söyleyebiliriz. Yani demek istediğimiz ne? Buradaki sabit uca çarpan atmamız geri dönüşte artık baş aşağı olarak geri dönecektir diyebiliyorum ya da başka bir deyişle baş aşağı gelen bir atmamız bulunsun ve burası için diyelim ki K noktası, L noktası ve ilerleme yönü verildi. Geri dönerken o zaman baş aşağı gelen bu atmanın artık baş yukarı olarak geri dönmesi gerektiğini söyleyebilirim. Ve dikkat edersek arkadaşlar atmalarda engele ilk çarpan noktanın engelden de ilk olarak çıkması gerektiğini söyleyebiliyorum. Burada K noktası ilk olarak çarptıysa K noktasında engeli ilk olarak terk etmesi gerektiği ve arkasından gelen noktanın da yine en son olarak engeli terk etmesi gerektiğini söyleyebiliyoruz. Atmaların serbest uçtan yansıması. Serbest bir uça çarptığımızda atmamız biraz daha rahat olacak. Yani demek istediğim şu. Atma nasıl geliyorsa o şekilde geri dönecek. Yani baş yukarı gelen bir atma baş yukarı, baş aşağı gelen bir atma ise baş aşağı olarak geri dönecektir diyebiliyorum. E buradaki atma baş yukarı geliyordu. Geri dönüşte tekrardan baş yukarı olarak geri dönecektir diyebiliriz. Yine aynı şekilde şöyle düşünelim. Şurada bir L noktası, burada bir K noktası bulunsun. Serbest bir uca çarptığımızda nasıl geliyorsak o şekilde geri dönüyorduk. E o zaman ilk olarak L noktası çarpıyorsa yine ilk olarak L noktası çıkacak. Baş aşağı gelen bir atma yine baş aşağı olarak sistemi terk etti diyebiliyorum. Şekildeki yayda oluşturulan atmanın A noktasındaki titreşim yönü verilmiştir. Atmalar saniyede bir bölme ilerliyor. Buna göre 6 saniye sonra atma hangi bölgededir ve A noktasının titreşim yönü nedir diye sorulmuş. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar A noktasının titreşim yönü verilmişti. A noktasının bu yönde titreyebilmesi için atmanın sağ tarafa doğru ilerlemesi gerekiyor. Ve her bir saniyede bir bölme gidebiliyormuşuz. 6 saniye sonra hangi bölgede olduğumuz bize sorulmuş. Şimdi buradan itibaren 6 bölme sayacağım. 1. İkinci bölme. Sabit bir uça geldiğim için ters döneceğim. 3. saniye. Dördüncü saniye, 5. saniye ve 6. saniyedir diyebilirim. Artık atmamız şu konumdadır diyebiliyoruz. Ve A noktası önde olduğu için engellere de ilk çarpıp ilk çıkan A noktası olacaktır. Yani A noktası artık bu konumdadır diyebiliyorum. Ve A noktasının titreşim yönünü bulurken de şimdi şöyle düşünelim. A noktası burada. Ve hareket doğrultumuz sol tarafa doğru. Şimdi bu noktada arkadaşlar atmayı bir kademe ilerletiyorum. Ve dikkat edersek A noktası yukarı yönde titredi. Demek ki birinci bölgedeyiz. Birinci bölgede ve titreşim yönümüzün yukarı yönde olduğunu söyleyebilirim. Yukarı doğru da bir titreşim yönümüz var. Aşağıda verilen atmaların belirtilen süreler sonundaki şeklini çiziniz denilmiş. Şimdi buradan 8T süre çiziyoruz ve her bir T sürede birer bölme ilerlediğimizi söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Buradan yolumuza devam edelim. Birinci T 2. T sabit bir uca çarptığım için 3. T, 4. T, 5. T, 6, 7, 8. Artık bu atmanın bu konuma geldiğini söyleyebilirim. İkincisi için bakıyoruz. Burada da artık ne diyeceğiz? 15 T'lik bir süre saymamız gerekiyor. 1 2 3 ters dönüyorum. 4 5 6 7 8 9. Dikkat edersek serbest bir uç var. Geldiğimiz gibi geri döneceğiz. 9 10 11 12 13 14 15. Artık atmanın bu konuma geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki yine bir serbest uca çarpacağız. Saymaya başlıyorum. 1, 2, serbest uç olduğum için tekrar aynı konumdayım. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sabit uç olduğu için ters döneceğim. 9, 10, 11, 12. O zaman arkadaşlar buradaki atma da şu konuma geldi artık. E buradan itibaren sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 atmamızın konumu artık şu konumdadır diyebiliyoruz. Atmalarda girişim, arkadaşlar girişim olayında yapıcı ve bozucu girişim olmak üzere iki çeşit girişimimiz olacak. Öncelikli olarak yapıcı girişim bulalım. Buradaki olayımız da nedir? Eğer iki atmada tepe yukarı veya iki atmada tepe aşağı yönde ise bu atmalar üst üste bindiklerinde birbirlerine yapıcı bir girişim oluşturacak. Yani genlik değerlerini arttıracaklardır. Ve burada da şöyle düşünebiliyoruz. Buradaki genlik değerim için R1 kadar diyelim. Buradaki genliğimiz için de R2 diyelim. Bunlar üst üste bindikleri anda anlık bir durumda R3 genliğini oluştururlar. Ve R3'ün alabileceği maksimum değer bizim için R1 artı R2 kadardır diyebiliyoruz arkadaşlar. Peki bozucu girişimde ne olacak? Bunlar birbirinden bir miktarlı genlik çalacaktır diyebilirim. Çünkü atmalardan biri tepe yukarıyken diğeri tepe aşağı olmak zorunda. Ve küçük olan atmayı büyük olan atmadan bir miktar genlik çalmış olarak yazıyorum. E buradaki genlik değerimiz R1. Buradaki genliğimiz için de R2 kadardır dedim. Buradaki genlik değerimiz R3 ise R3 eşittir R1 eksi R2 kadardır diyebiliriz. Şekildeki atmalar saniyede 1 bölme ilerlemektedir. 6 saniye sonra atmaların görünümü nasıl olur diye bize sorulmuş. Şimdi burada sabit bir ucumuz var. 6 saniye sayıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6. 6. saniyede artık bu atma şu konuma geldi. Diğeri için 6 saniye sayacağım. 1 2 3 4 5 6. Demek ki bu atmalar üst üste bindi ve yapıcı bir girişimde küçük olan atma büyük olanın üstüne biniyordu. Ve o zaman oluşan şekil için artık şu tarz bir şeklin oluştuğunu ve cevabımızın da Edirne olduğunu söyleyebiliriz. Hızları bir birim bölü saniye olan atmaların konumları şekildeki gibidir. 5 saniye sonra atmaların görünümü nasıl olur diye bize sorulmuş. Yine burada sabit ve hareketli bir ucumuz var arkadaşlar. 5 saniye saymamız gerekiyor. Buradaydık 1 2, 3, 4, 5. 5. saniyede bu atma artık şu konuma geldi. Diğer atma için sayıyorum. Bu konumdaydık. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. saniyede bu atma ise şu konuma geldi. E dikkat edersek burada artık küçük olanı büyük olanın üstüne bindireceğiz. Yani oluşan atma için şu tarz bir şeklin oluştuğunu söyleyebilirim. Çünkü burada zaten küçük olan bir atmamız vardı ve büyük olanın üstüne bindirdik. Oluşturduğumuz şekilde artık budur diyebiliyorum. Şekildeki düzgün türdeş esnek yay üzerinde oluşturulan atmalar zıt yönde ilerlemektedir. Atmalar sabit ve hareketli uçlardan yansıyıp ilk kez karşılaştıklarında meydana gelen bileşke atmanın şekli nasıldır denilmiş. Şimdi burası sabit bir uç. Sabit bir uçta bu atma ne yapacak? Ters dönecek. Oluşturduğu şekil şudur diyebiliyoruz. Diğer atma hareketli bir uçtaysa ne yapacak? Geldiği gibi geri dönmesi gerekiyor. Oluşturduğu Şekil içinde Artık Budur Diyebiliyorum Ben Burada Şöyle Bir Yöntem Kullanacağım Şu Atmanın Konumu 0'da Buradaki Konum Değerimiz Nerede Arkadaşlar Eksi 1'de Peki Bu Noktanın Konumu Nerede Artı 1'de Bu Noktanın Konumu Nerede Eksi 1'de Bu Noktanın Konumu Nerede 0'da Bu Noktanın Konumu Nerede Eksi 1'dedir Diyorum E Şimdi 0 ile Eksi 1'i Topladığımız Zaman Ne Olacak Eksi 1 O Zaman Burası Bir Eksi 1 Yaptı Artı 1 ile eksi 1'i topladığım zaman burası 0 olacak. Demek ki bu nokta sıfırlandı. 0 Sıfırla ile eksi 1'i topladığım zaman bu nokta eksi 1'lendi diyebiliyoruz. Ve oluşturduğumuz artık buradaki girişim deseni şu şekildedir diyebiliyorum. Ya da ne yapabilirsin? Direkt şuradaki atmayı aşağıya taşırsın. Ve şu kısmı yediğimizi kabul edersek oluşan şekil yine budur diyebiliyoruz arkadaşlar. Şekildeki dalgaların x noktası serbest uca ulaştığı anda Bileşki atmanın görünümü nasıl olur diye sorulmuş. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar x noktasını serbest uca bir ulaştıralım. Peki burada biz ne diyorduk? Atmada engele ilk olarak çarpan nokta engel engelden ilk olarak çıkan noktaydı. E, o zaman buradaki x noktası engele geldiği andaki görünüm artık şudur diyebiliyorum. biliyorum. E, peki alttaki atmayı da aynen getirdik. Alttaki atmada bu konumda. Peki ne yapabiliyorduk? Burası artı bir. Burası eksi bir. Burası 0 burası içinde ne diyebiliyorum? Eksi 1'dir dedik. E toplama işlemini yapalım. 0 ile eksi 1'i topladım. Eksi 1 geldi. E burası içinde artı 1 ile eksi 1. E o zaman toplamları artık 0 yapacaktır. E buradaki değer artık eksi 1'e 0 aldığımız görünüm içinde budur diyebiliyorum. Türdeş ve gergin bir tel üzerinde oluşturulan şekildeki atmalar belirtilen yönlerde ilerlemektedir. Buna göre atmalar ilk kez üst üste geldiklerinde oluşan görünüm nasıldır diye sorulmuş. Peki bunu da alırken arkadaşlar direkt aşağıdakini çiziyorum. Yukarıdakini de alalım. Şimdi arkadaşlar burası bizim için artı 2. Şu nokta bizim için 0. Buradaki değer bizim için nedir? Eksi 2. Buradaki noktadaki değer de bizim için eksi 2'dir diyebiliyorum. 0 ile eksi 2'yi topladığın zaman eksi 2'lik bir değer çıkarttı. Sonra burası için artı 2 ile eksi 2'yi topladığımız zaman da 0'lık bir değer çıkarttık. Oluşan değer artık bizim için eksi 2'ye 0 olarak geldi. Ve oluşturduğumuz şekli gösterebiliriz. Atmalarda sönümleme, bir atmanın birbirini sönümleyebilmesi için simetrik bir değerinin oluşması gerekiyor. Ve bu simetrik değerler birisi tepe noktasını oluştururken diğerinin çukur noktasını oluşturması gerektiğini söyleyebiliriz. Ve buradaki atmalar da artık üst üste bindiklerinde anlık bir değerde birbirlerini sönümleyerek düz bir çizgi oluşturduklarını söyleyebiliriz arkadaşlar. Müzik